Ehliyet sınav sonuçları 22 Aralık'ın zaman açıklanacak. Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 22 Aralık'ta 2018 yılının son ehliyet sınavına giren kursiyerlerin gündeminde. Ehliyet sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 3 Ocak'ta açıklanacak. Ehliyet sınav sonuçlarını adaylar TC numarası ile sorgulayacak. Ehliyet sınav sonuçları için geri sayım başladı. 22 Aralık ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak kursiyerlerin gündeminde, MEB tarafından 5. kez yapılan ehliyet sınavı sonuçları 3 Ocak'ta açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği pek çok sınavdan biri olan ehliyet sınavlarının sonuncusu 22 Aralık'ta tamamlandı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Sürücü adayları, ehliyet sınav sonucu beklentisiyle sık sık MEB'in resmi sayfasını ziyaret ediyor. MEB, yılın başında yayımladığı özel motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınav takvimiyle önemli tarihleri paylaşmıştı. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavı 2018 yılı sınav takvimine göre, 22 Aralık'ta gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları 3 Ocak'ta açıklanacak. Ehliyet sınavı soruları neler? Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'ler yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Ehliyet sınavı baraj puanı kaç? Yazılı sınavda baraj puanı 70'tir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda, 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek. Ehliyet sınavında yeni dönemi, ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erdi. Adaylar, sınav sorularını, e-sınav merkezlerindeki bilgisayarlardan yanıtlayacak ve sonuçlarını hemen öğrenebilecek. Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek. Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek. E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak. Motorlu taşıt sürücü kursu, e-sınavlarının Türkiye genelinde yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik tasnif, nakliye gibi maliyetler de düşecek.